Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Bursa spor kariyerinde de uyguladığımız ve ligin ikinci yarısını namalü şampiyon bize tamamlatan taktiği göstereceğim inceleyeceğiz ve sizlerin de kullanmasını tavsiye ettiğim bir taktiği açıklayacağım bugün bu videoda Arkadaşlar öncelikle gördüğünüz gibi dizilişimizi görüyorsunuz. Dizilişimiz ya böyle olacak ya misal nasıl böyle olacak. Şurada Ludovic Reis var bizim defansif oyun kurucu olarak oynayan oyuncumuz. Ya burada bir oyuncumuz oynayacak ya bir oyuncumuz burada oynayacak ya da burada oynayacak. Yani ya 4-2-3-1 ya 4-3-3 ya da 4 1 2 3 oynayacağız. Başka türlü olmaz arkadaşlar bu taktik. Yani üçlü orta saha oynamak zorundayız. Bizim tek oradaki şeyimiz isteğimiz sizlerden bu üçlü orta saha oynayın onun dışında nasıl oynuyorsanız oynayın bir önemli bir şey beklerimiz kanat bek olursa daha çok destek sağlar daha iyi oynayabilirsiniz fakat modern bek de kabul edebiliriz ben kanat bek tercih ediyorum sizlere de onu öneririm bu arada arkadaşlar bu taktik için bana göre şöyle stoperlerinizin birisi en az birisi pasör stoper olmak zorunda değil de olursa daha güzel olur çünkü taktiğimizde biraz daha pas önemli o nedenle pasör bir stoperimiz de olursa pas yollarına pas dağıtarak oyuncularımıza yardım edebilir. Onun dışında arkadaşlar kanat oyuncularımızdan da birisi kanat olarak misal kanatlarda oynayan oyuncular. Misal Kerem burada Kerem ofansif oyun kurucu da olabilir. Fakat bu oyuncuların ikisi de böyle farklı olsun. İkisi de kanat forvet olmasın. İkisi de ofansif oyun kurucu olmasın. İkisi de farklı farklı rollerde oynayabilen oyuncular olsun. Bir de arkadaşlar oyundaki her oyuncunuzu burada tavsiye edilen role göre oynatın. Onun dışında bir rol de oynatmak istiyorsanız zaten takıma tıklayıp buradan gelip antrenman yaptırarak onu oynatmaya çalışın. Yoksa oyuncuyu tavsiye edilen role göre oynatın. Ben öyle oynatıyorum. Benim de fikrimce öyle daha güzeldir. Siz de öyle oynatın diye öneriyorum. Şimdi dilerseniz oyun şeklimize geçelim. Arkadaşlar takım mentalitesi dediğimizde hücum olarak oynayacağız. Herhangi bir takım Bursa Spor, Eskişehir Spor, Yozgat Spor, Çayeli Spor, Bayern Münih, Barcelona aklınıza gelebilecek her takım Dinamo Kiev, Shakhtar Donetsk kim olursa olsun hücum oynatıyoruz arkadaşlar. Yani e, kariyerini yaptığımız takımın iyi veya kötü olması umurumuzda değil. Bizim oyunumuz hücum oyunu olacak arkadaşlar. Genişliğimiz dengeli olacak. Hiçbir zaman bana göre genişliği full geniş yapmayın arkadaşlar. Hangi takım olursa olsun bazı iyi stoperleriniz olmadığı sürece, böyle çok çok iyi üstün stoperleriniz olmadığı sürece genişlik yapmak sadece kanat oyununda mantıklıdır. Kanat oyunda oynamıyorsanız genişlik öyle çok üst düzey böyle olmasına gerek yok. Ben dengeli olarak tercih ediyorum bu taktiğimde. Bu arada bu taktik içinde dar alan olarak kullanan bilirsiniz. Fakat ne zamanlar rekip maç sonlarında üstünüze doğru artık atağa geliyor, baskıyı kurdu. O zamanlar dar alana bunu alıp biraz daha böyle defansın arasını kapatıp rakibin içe doğru kat etmesini engelleyebilirsiniz. Fakat normalde bunu dengeli olarak kullanacağız. Onun dışında tempomuz normal. Hızlı olursa oyuncularımız yorulur. Zaten öyle çok üst düzey bir takım yönetmiyorsak her takımda bu yorulma normaldir. Fakat Bayern Münih, Liverpool, Manchester City Manchester City'yi de sayabiliriz hatta. Çünkü orada da neden orada da bir haftada 2-3 maç oynadığınız için yine oyuncularınız çok yorulur. O nedenle normal iyidir. Tempomuz da yavaş olmaz yavaş olması için büyük takım olmamız lazım böyle topu ayağımızda tutan, pas yapan. Çünkü pas yapan takımlar normal bir tempoyla da oynarsa oradan oraya pas, oradan oraya pas, topu hep kendi ayağında tutmak istediği için, topa hükmetmek, topa sahip olmak istediği için yavaş olarak oynamaları gerekir. Fakat biz o kadar pas yapamayacağımızdan dolayı, o kadar büyük, o kadar isabetli pas yapamayacağımızdan dolayı bizim tempomuz normal, yaratıcılık dengeli olması, her türlü ileri disiplinli olursa çok basit oynarlar. Gözü hoş da gelmez. Bir şey de yapamaz yaratıcı da olursa çok üstün dışı şeyler denerler. Onu da istemeyiz. Dengeli olması hepsinden daha iyidir. Savunmamıza geldiğimizde savunma çizgimiz dengeli olacak arkadaşlar. Savunma çizginiz yüksek olursa her türlü kim olursa olsun arkaya her maç iki tane adam kaçar. Bunu ben test ettim, yaptım da savunma çizgimiz yüksek hiçbir zaman olmasın bana göre tabii ki savunma çizginiz dengeli olursa bu taktikte işinize yarar az önce de dediğim gibi misal e, rakip üstümüze geliyor buradan genişliği dar alana aldık sonradan savunmaya geldik savunma çizgisinde derine alabiliriz neden oyuncular arkaya doğru kaçmasın diye bu da mantıklıdır bunu da böyle yaparsanız eğer ki üstünüze rakip gelirken skoru elde tutmak için bu da mantıklı bir taktiktir onun dışında presimiz kendi yer ben arkadaşlar hiçbir zaman hiçbir takımda hiçbir kimseye her yerde pres önermiyorum. Fakat her yerdenin dışında geride duru hiç 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 önermiyorum arkadaşlar. Geride dur pres yaparsanız yani geride dur demek pres yapma demek öyle yaparsanız stoperleriniz hiç top almak için uğraşmayacağından daha doğrusu stoper ve bekleriniz orta saha oyuncularınız top almaya çok çalışacağı için acayip yorulurlar hatta bu sakatlığa kadar gider her maç 2-3 tane orta saha değiştirmeniz gerekir o nedenle bu kendi yer alanında olmalı benim için bu daha güzel top almanın arkadaşlar tedbirli yaparsanız böyle çok hafif küçük bebek gibi e, topa müdahale ederler rakibe müdahale ederler sert de yaparsanız çok sert agresif olabilirler bu da faulleri ve kartları getirir. O nedenle bunun normal olması hepsinden daha iyidir. Arkadaşlar ben offside taktiğini ve zaman geçirmeyi hiçbir zaman kullanmıyorum maç başında. Tabii ki ama Yine dediğim gibi eğer ki oyunda geriye düşerseniz buradan artık son dakikalarsa zaman geçirmeyi açarak oyuncularınızın zaman geçirmesini, artık skoru elde tutmayı amaçlıyorsanız yapabilirsiniz. Onun dışında burada başka söyleyecek bir şey yok. Şimdi hücumumuza geçelim. Hücumda bu taktikteki en önemli talimatlar var arkadaşlar. Şimdi üçüncü bölgede yapmamız gerekenler ne? Arkadaşlar böyle bekleriniz çok iyi değilse benim bu takımdaki beklerim öyle çok mükemmel sayılmaz. Fakat iyi bekler erken ortalar ve bekleri ileri çıkarttı. Her beklerimiz ne olursa olsun kullanmıyoruz arkadaşlar. Tabi kullanmak isteyenler varsa bu taktiğe kendileri de işlerinden bir şey ekleyebilir. Fakat bizim taktiğimizde üçüncü bölgede ceza sahasına yığarak ara toplar atmayı hedefliyoruz. Paslaşma tarzımızda tam olarak bu iki şey yüzünden kısa yani Kısa paslarla böyle ceza sahasını yığıp, kısa paslarla ara toplar atıp, misal duvar pası yaparak içeri gir, sonradan bir ara top, sonra ceza sahasını yığ, şut çek demiyoruz. Çünkü ceza sahasını yığacağız, tam öyle gol olma pozisyonundaysa oyuncularımız şutu çekecek. Fakat biz şut çek dersek, oyuncular ceza sahası dışından da, içinden de, 30 metre öteden de şut çeker. Bizim amacımız topu ceza sahasına yığmak, zaten oyuncular en önemli en böyle müsait pozisyonda da şutu çekecektir. Paslaşma tarzımız dediğim gibi kısa fakat bu maçtan maça değişebilir. Bazı maçlar rakibimiz böyle çok dar alan oynarsa bunu da karışa alabiliriz. Fakat o da sizin inisiyatifinize kalmış bir şey. Onu yani anlamanız lazım rakibinizin oyun tarzını nasıl oynuyor. Rakip o kadar dar mı oynuyor geniş mi oynuyor. Pas odamız arkadaşlar karışık. Bazı maçlarda yine dediğim gibi rakibimiz öyle dar alan oynarsa bunu da her iki kanat yapabiliriz. Rakibimizi kanatlardan boğmak kanatlardan hücuma kalkmak için. Onun dışında kaleci topu oyuna sokmak karışık. Bunu kısa da yapabiliriz fakat e, bizim e, şeylerimiz stoperlerimiz çok güvenilir olmadığından ben bunu kısa olarak kullanmıyorum güvenilir olsa bile bazen karışık daha iyi zaten her zaman da uzun da atmıyor bir uzun bir kısa böyle daha güzel böyle daha kullanışlı ben böyle kullanıyorum diğer türlü dediğim gibi yine siz bu taktikte bir şeyler değiştirebilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar bir de şunları tekrardan söyleyeyim misal biz Bursa sporla Burada kim var? Misal bir sonraki maçımız kim? Adana Demirspor. Adana Demirspor maçına gittik. Adana Demirspor'u artık son dakikalar 3-2 yeniyoruz. Dakika 85 artı 1 2 de ya gelir ya gelmez. Buraya geliyoruz. Misal yedeklere geldik. Oyuncuları falan değiştirdik. Her şeyi yaptık. Oyun şeklimize geliyoruz. Buradan bunu belki de böyle dengeliye alabilirsiniz ama ben hücumda kalmasını yine de tercih ediyorum. Çünkü taktik değiştirdiğimizde son 3-5 dakika oyuncular daha çok daha kötü oynuyor. O nedenle ben onu hiç değiştirmiyorum bu mentalitemi Hiç değiştirmiyorum. Genişliği arkadaşlar dar alanı alıyoruz. Onun dışında tempomuzu eğer ki oyuncularımız yorgunsa yavaş alıyoruz. Yorgun değilse normalde de kalabilir. Diyelim ki yorgun yavaşa da aldık. Savunmamıza da geliyoruz. Burayı da derin yapıyoruz. Bir de arkadaşlar böyle daha artık nasıl diyeyim misal 3 birken olmaz ama 3-2 iken topu hamleyi de tedbirli yapıyoruz ki artık son dakikalarda böyle bir penaltı faal filan hiçbir şey vermeyelim rakibimize. Onların eline bir koz vermeyelim. Zaman geçirmeyi de buradan açıyoruz ki zaman geçirip rakibimizin topla oynamasını önleyelim. Onun dışında buraya geldiğimizde bunların hepsini kaldırıp paslaşma tarzını uzun yapıyoruz. Topu ileri atıp top oradan gelene kadar zaman geçirmeyi hedefliyoruz. Kaleci topu oyuna uzun sokuyor ve kanatlardan çıkmaya çalışıyoruz. Eğer ki yani hücuma çıkarsak kanatlar hızlı bir şekilde topu götürsün oraya bıraksın geri gelsin misal şut çeksin yani atak sonlansın sonra topu bir daha hareketlendirsinler diye o şekilde bir taktik uyguluyoruz dediğim gibi arkadaşlar şöyle rudovit reis ya burada oynayacak ya burada oynayacak ya burada. Yani her türlü üçlü orta saha diziliminin güzel bir taktiği arkadaşlar bu. Biz bu taktikle Bursa Spor kariyerimizin ikinci yarısında dediğim gibi namalup bir şekilde şampiyon olduk. Toplam 34 maçta da 28 galibiyet. 2 beraberlik, 2 de ma şey, mağlubiyet aldık evet. 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, 28 de galibiyet aldık. Yalnızca 2 mağlubiyet. Onlar da ligin ilk yarısındaydı. Pek böyle takım oturmamıştı. Zaten bu taktiği full olarak ligin ikinci devresinde kullandık ve hiç yenilmedik. O nedenle bu taktiği sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi arkadaşlar herhangi bir oyuncunuzun rolünü değiştirmek de isterseniz antrenmanı kesinlikle yapın. Bunu aksatmayın. Bu çok güzel bir özellik oyundaki. Bunu da kullanmayı unutmayın. Bu bölümümüz arkadaşlar bu kadardı. Daha fazla taktik falan isterseniz aşağıya yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın.